Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda senaryolar oynamaya devam ediyoruz. Normalde Rebel isimli oyunu oynayacağıma dair söz vermiştim ama kusuruma bakmayın arkadaşlar. İşten geldikten sonra birazcık uyuyakalmışım. O nedenle de çok vakit kalmadığından ve kanala da video atmamak, daha doğrusu atmak istediğimden kısa sürebilecek Plak oyunu oynuyorum. Çünkü Rebel oyunu biliyorsunuz biraz daha uzun sürüyor. Şimdi buradan senaryolardan mesela kimin umrunda senaryosu? Şu an hiç oynamamışız, bu senaryoyu oynayabiliriz. Zengin ülkelerde televizyon gösterinin artan popülaritesi insanları oyalıyor ve onları yoksul ülkelerdeki salgınlar konusunda endişe etmelerini engelliyor. Yoksul ülkelerin finansmanı önemli ölçüde azaltıldı ve ulusal hastalık salgınlarına tepki verme yeteneği sınırlandı. Fakir insanları kim umursar ki diyor senaryo. Birazcık üzücü bir senaryo ama fakir insanları da umursamaları gerektiğini acı yoldan öğrenecekler arkadaşlar. Paraziti oynayalım. Uzun zamandır kanalı parazit videosu atmıyoruz. Çok zor seviyesinde oynayalım. Şöyle rastgele de bir isim seçelim. Genlerimizde mavi tedavi baloncuklarını patlatarak bonus DNA puanı kazandığım geni seçiyorum. Buradan hava bonusu genini seçiyorum. Buradan yetenek maliyeti değil de belirtileri arttırmanın maliyeti artmayan geni seçiyorum. Burada kendi kendine mutasyona uğramasını sağlayacak gene. Burada da ekstra salgın bonusu bütün bölgelerde sağlayan geni seçiyorum ve oyuna başlıyorum. Aslında bu senaryoda mantık olarak fakir bir ülkeden hastalığı başlatmam gerekiyor. Ama oyunda hangi ülkeler fakir olarak geçtiğini bilmediğim için şu şekilde ben hastalığı Hindistan'dan başlatayım. Hemen şuradan oyun hızını iki katına alıyorum. Sizlerin de değerli vaktini çalmamak adına. Hastalığımız bir parazit türü. Parazitte DNA puanı toplamak birazcık zor. O yüzden bizim baloncukları kullanmamız lazım. Zaten mavi balonlarda ekstra DNA puanı kazanmamı sağlayan geni seçmemin sebebi de oyunun sonunda mavi balonlardan DNA geni toplayabilmek. Şimdi isilik, terleme ve deri lezyonlarını yükselttikten sonra yayılma kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Yetenekler kısmında da şöyle, parazit taşıyıcı ile daha fazla uyum içinde olur ve fark edilme olasılığı azalır şeklinde bir genimiz var. Bu da hastalığımızın büyük ihtimalle daha geç fark edilmesine yardımcı olacaktır. Uçaklar mikropları arındıran yeni bir hava filtreleri kullanıyormuş. Bu demek oluyor ki hava ile bulaşı bir seviye yükseltmem gerekecek. Benim hastalığı uçak ile yaymak istiyorsam. Hava ile bulaşı bir seviye artırıyorum. Sonrasında su ile bulaşı bir seviye yükseltiriz. Bu arada umarım iyisinizdir arkadaşlar. Gününüz güzel geçiyordur. Güzel günler geçiriyorsunuzdur. Yani kötü bir döneme denk geldik. Şöyle kötü bir döneme denk geldik. Bu salgın hastalık durumu bayağı can sıkıcı bir durum. Ama en güzel yolu, en güzel yöntemi evde kalarak arkadaşlar, imkan olan arkadaşlar için söylüyorum. İşe giden arkadaşlar diyebilecek hiçbir şeyim yok. Onların da mümkün mertebe kendilerini korumaları gerekiyor. Yani mümkün olduğunca evinizden çıkmayın arkadaşlar. Annenizi, babanızı, işte ninenizi, dedenizi uyarmaya çalışın. Bu şekilde bu süreci atlatmaya çalışacağız. Zor ve sıkıntılı bir süreç ama emin olun ki bu süreç geçecek. Önemli olan bu hastalığı en düşük hasarla atlatabilmek, mümkün olan bir şekilde. Şimdi buradan ilaç direncini bir seviye yükseltiyoruz. Bu arada genç arkadaşlarım, kardeşlerim, yaşıtlarım, yani hastalık gençlere bir şey yapmıyor diye düşünmeyin. Ne yazık ki evet daha az risklisiniz ama risk sizde de mevcut. Bunun farkında olun lütfen. Yani bize bir şey olmaz ki diye düşünüp de rahat rahat dışarıya çıkmayın. Bu da size minik bir tavsiyem, minik bir uyarım olsun. Bunları belirttikten sonra arkadaşlar videoların devamının gelmesini de istiyorsanız destek, moral ve motivasyon açısından kanalı bir aboneliği çok görmezsiniz umarım. Ya zaten videolardan keyif almıyorsanız bunu yapmanızı istemiyorum sizden.
Şimdi şöyle yayılma kısmından artık ekstrem biyoaerosol formunda açıyoruz. Buradan ilaç direncini 2 seviye yaptık. Artık genetik karışıklığı yükseltmemiz lazım ki tedavi hızı yavaş ilerlesin. Buradan bir yandan da simbiyozu yükseltiyoruz. Hemen genetik sertleşmeyi de 2 seviye yapıyoruz. Artık burayla çok fazla işim kalmadı arkadaşlar. Normalde simbiyozu da yükseltirdim ama yetenek maliyetleri giderek artacağı için yani buraya ekstradan DNA puanı harcamak istemiyorum. Artık belirtiler kısmına yoğunlaşmak istiyorum. Özellikle de yeteri kadar ülkeye yayıldıktan sonra ölü dokuyu açmak istiyorum derken hastalık kendi kendine mutasyona uğradı. Hemen bakıyoruz hastalığın bulaşmamış olduğu ülkeler var mı? Fas, Grönland ve İsveç. Umarım Grönland limanlarını kapatmadan hastalık oraya da bulaşmış olur. Fas ve İsveç ile ilgili çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. İsveç'e de bulaştı. Artık geriye bir tek Grönland kaldı. Aslında şu an risk alıyorum. Ölü dokuyu kapatsam Grönland zaten sınırlarını kapatmayacaktır. Ama ölü dokuyu da kapatıp ekstradan sonrasında DNA puanı harcayarak bunu açmak istemediğimden ölü dokuyu bekletiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi baloncuklardan DNA puanı almaya başlıyorum ve hastalık artık Grönland'a da bulaştı. Grönland'a da bulaştığı için birazcık rahatladım. Şimdi hemen buradan genetik karışıklığı bir seviye yükseltiyorum tedavi hızını yavaşlatabilmek adına. Şuradan belirtiler kısmından nöbetler ve deliliği de açmam gerekiyor. Tedavi hızını daha da yavaşlatabilmek için. Gördüğünüz gibi mavi baloncuklardan çok güzel DNA puanı toplayabiliyoruz. Deliliği de açıyorum. Tedavi hızını çok güzel azaltıyor. Genetik karışıklığı bir seviye yükseltmem gerekiyor arkadaşlar. Umarım DNA puanı gelir derken DNA puanı geldi ve bunu yükseltmek için yeterli DNA puanım mevcut şu an. Yükseltmemi yaptım. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Artık bundan sonra hastalığımızın öldürmesini bekleyeceğiz. Dizenteri belirtisi de mutasyona uğradı. Gayet güzel oldu bu olay çünkü o da ölümcüllüğü artıracaktır. Hemen yine tedavi hızını genetik karışıklığı bir seviye yükseltiyorum. Tedavi hızı %91'e geriliyor. Artık umarım bu saatten sonra tedavi çok hızlı bir şekilde ilerlemez. Şuradan tedavi hızını yavaşlatabilmek adına mümkün olan genleri açıyorum. Komayı da açarsam tedavi hızı bir nebze daha düşecektir. Hemen buradan komayı da açıyorum. Komadan sonra gördüğünüz gibi tedavi hızı daha da düştü. Artık tedavinin tamamlanacağını çok zannetmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde oyunu kazanmış olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi mavi kutucuklardan DNA puanı gelmesini sağlayan gen çok önemli. Parazit oynarken çok zor seviyede oynarken diğer
seviyelerde bu kadar gerekli olmuyor ama çok zor seviyesinde oynarken cidden çok gerekli. Şimdi buradan organ yetmezliğini de açtıktan sonra hastalığım artık yeteri kadar ölümcül bir noktaya taşınıyor. Bundan sonraki genleri kafama göre açabilirim, kafama göre yükseltebilirim. Zaten gördüğünüz gibi son 500 milyon sağlıklı insan kaldı. Senaryomuz fakir ülkelerdeki salgının işte daha çabuk yayılmasına yönelik bir senaryo. Hani zengin ülkeler bu senaryoda hastalığın kendine bulaşmayacaklarını düşünüyorlar. Ne kadar yanılmış olduklarını biz onlara bu şekilde göstermiş olduk. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlar bu koronavirüs meselesinden de kurtuluruz. Çünkü artık gerçekten her şeyimiz korona oldu. Gündemimiz, ne bileyim, konuşmalarımız, sohbetlerimiz. En kısa zamanda umarım bu illetten kurtulmak dileğiyle. Artık neredeyse oyunumuz bitmek üzere. Şurada kalan son DNA puanlarını da ben harcıyorum. Derken zaten oyun bitti. Şu şekilde sizlere istatistikleri de gösterdikten sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Çok zor modunda parazit genini kimin umrunda senaryosunda oynayarak 645 günde tamamlamışız. Tedavi %88'e kadar tamamlandı. Daha doğrusu bir ara %99'lara kadar çıktı. Hemen orada minik müdahalelerle oyunu kazanmış olduk. Bu senaryomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim arkadaşlar.